Gerçekten çok güzelsin. Her neyse kapanmadı. Alaside, salicilike. Bu kutuyu boşalttık. Sıra geldi buna. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ki buradasın. Seni çok seviyorum. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni sorarsanız bugünlerde biraz kötüyüm biliyorsunuz. Bir cilt hastalığı ile savaşıyorum ve her yerim kaşınıyor. Ama umarım geçer en kısa zamanda. Bugün hep birlikte gelen kargolarıma göz atacağız. Ve üzülerek söylemem gerekiyor ki bunlar aslında tüm kargolarım değil. Yani kargolarımın bir kısmı. Diğerleri gecikecekmiş. O yüzden bu videoya yetişmedi maalesef ki ama indirimden de bir şeyler kaptığım için biliyorsunuz ki indirimler başladı. İndirimden neler aldım videosu çekeceğim. Konuşamadım. İndirimden neler aldım videosu çekeceğim. Orada da eksik olan kargolarımı da sizlerle paylaşırım. Öyle yaparız. Bu arada dün bana Instagram üzerinden yardımcı olmaya çalışan herkese, öneri veren herkese çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep söylüyorum. Baya böyle güzel öneriler geldi şu kaşıntı için. Birçoğunuzda da varmış ya da geçirmiş bu hastalığı. Umarım tez zamanda hepimiz iyileşiriz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen deyip hemen geçmek istiyorum. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına kullanıcı adımı ekliyorum. Bu arada bugün saçlarımı böyle doğal bıraktım. Çünkü daha fazla hasar görmesini istemiyorum. O yüzden böyle bir karar aldım. Şu son zamanlarda da böyle bu tarz kıvırcık saç çok moda. Bu arada çok büyük bir fırtına yaklaşıyor. Bu birkaç gündür hava o kadar sıcak ki güneş tam tepeden vuruyor. Bugün sessizliğin sonu olacak. Gök gürlüyor bile. Çok korkutucu ama seviyorum. Hani bu havalarda evde olup kahve içmeyi, camdan dışarı bakmayı, bu felaketi izlemeyi çok seviyorum ama evet korkutucu oluyor. Neler aldım? İlk olaraktan şu iki kargomla başlamak istiyorum. Bunlar Flaconi'den. Flaconi nasıl bir site derseniz daha çok böyle kozmetik ürünlerin, parfümlerin, bakım ürünlerin vesaire satıldığı bir online site. Yani Douglas gibi düşünün. İlk başta ben de tereddütte kalmıştım. Acaba güvenilir mi değil mi diye. Ama güvenilir arkadaşlar. Gelen şeyler hep orijinaldi. Yani öyle umuyorum. Ve çoğu insan cidden oradan sipariş veriyor. O yüzden güvenilir. Şaka bir yana. Douglas gibi bir alışveriş sitesi. Şimdi ilk olarak da şu kutuyu açalım. İçerisinde şöyle reklam falan çıkıyor. Sonra tekrardan HelloFresh 90 euroya kadar bir kupon çıkıyor. Screenshot alın belki lazım olur. HelloFresh'ten sipariş vermek isterseniz bu kodu kullanabilirsiniz. Dr. Smile tekrardan bir kupon. Bunu size göstereyim. 300 euroya kadar bir kuponmuş. Tam emin değilim ama bakacağım birazdan. Her neyse bunlar reklam. Zaten hiç kullanmıyorum bunları. Sonrasında hediye olarak böyle bir şey göndermişler. Bu Schwarzkopf'un neymiş bu? Nemlendirici maskesi galiba. Evet öyle bir şey. Bunu denemek için göndermişler. Lancome La Vie Belle denemelik boy. Tester yani. Evet. İnanılmaz ama gerçek. Kendime güneş kremi aldım. Güneş kremi çok önemli. Bunu o kadar iyi anladım ki. Ya eskiden ara sıra kullanıyordum fakat çok böyle iyi bir güneş kremim yoktu. O yüzden bunu aldım. Bayağı iyiymiş arkadaşlar. La Roche-Posay. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ama iyi bir güneş kremiymiş. Fiyatı sanırım 20 euro. Evet, bir güneş kremi için bence pahalı. Bilmiyorum siz ne kadar veriyorsunuz güneş kremleriniz için ama bana göre biraz
pahalı geldi. Çünkü çok fazla içerisinde yok. 50 mil sanırım. Bunu aldım dediğim gibi. Ve hemen devam ediyoruz. Bu kutuda gördüğünüz ürünleri tekrardan çok uygun fiyata aldım. Çünkü yani biliyorsunuz cilt bakımla da çok fazla aram yok. Ama ben genelde hani bir şey alıyorsam cidden hani iyi olmasını istiyorum. Ve iyi olduğu zaman da fiyatı hiç umurumda olmuyor. Açık ve net konuşayım. Fakat şu bakım ürünleriyle başlamak istedim. Çünkü hem uygun fiyatlı, yani para versem bile kötü çıksa da çok böyle şey olmam, hani üzülmem verdiğim paraya. O yüzden bunları denemek istedim ve gerçekten açıkçası çok güzel yorumlar okudum. Benim cildime umarım çok böyle sert gelmez, yıpratmaz cildimi, ama okuduğum kadarıyla çok iyi ürünlermiş. Az az kullanacağım tabii ki de. Şimdi bu ne? Bu ilk olaraktan bir tonik arkadaşlar. Bunu her gün yüzünüze, cildinize sürmeniz gerekiyor ve sivilcelerin azalmasını sağlıyormuş. Aynı şekilde sivilce izlerine de çok iyi geldiğini okudum. Böyle bir kutusu var. Açıyorum ve bayağı da içinde arkadaşlar. Yani çok uygun fiyatlıydı sanırım. 12 euro falan da emin değilim. Fiyatları yani 10 euro, 12, 15 euroya kadar falandı. Kutusu cidden çok hoşuma gitti. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama bir ara Instagram'da çok viral olmuştu ve herkes geçiş fotoğrafı olarak The Ordinary'nin ürünlerini paylaşıyordu. Dediğim gibi böyle temizleyici bir tonik istedim. Daha bu arada biraz hafiften sert olmasını istedim. Yoksa La Roche-Posay bilmiyorum artık nasıl okunuyorsa bana çok yeterli, ama biraz fazla temizleyen bir tonik istediğim için bunu aldım. Şöyle tekrardan kutusuna koyuyorum. Kullanıp sizlerle de paylaşırım. Hani beğendim mi, iyi geldi mi, gelmedi mi diye. Her neyse kapanmadı. Sonra tekrardan The Ordinary'nin Maskelaside Salisilik isimli bir maske aldım. Tekrardan cildi derinden temizliyor. Açıkçası çok böyle detaylı okumadım. Ne için çok fazla bakmadım ama ekran görüntüsü aldığım ürünler vardı. Zamanında ekran görüntüsü almışsan kesinlikle ihtiyacın vardır diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Bu maskeyi sanırım haftada bir kez kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten cildinize zarar verebilirsiniz. Çünkü çok ağır maskeler bunlar. Bunun için kullanacağım. Bunu gözeneklerimi açmak için, temizlemek için kullanacağım. Aynı şekilde sivilcelere, siyah noktalara iyi gelen bir maskeymiş. Küçük boyunu aldım. Büyük boyuna elim gitmedi. Çünkü markayı tanımıyorum ve bana iyi gelecek mi onu da bilmiyorum. Böyle bir maske kullanacağım. Sizlerle de paylaşırım memnun kalıp kalmadığımı. Sonrasından arkadaşlar The Ordinary'nin şöyle bir serumu vardı, öyle diyeyim bari. Serumu vardı, çıkarayım. Böyle çok güzel bir bordo rengi var. Kırmızı bordo. Tekrardan çok ağır bir ürün. O yüzden çok hassas bir cildiniz varsa ilk önce araştırın, sonra kullanın. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız, bu koyuluklara çok iyi gelen bir ürün. Aynı şekilde koltuk altlarına kullanan insanlar var. Okudum bunu ve gördüm de Instagram'da gezinirken. Şimdilik koltuk altlarıma uygulamam diye düşünüyorum ama uygularsam bir gün sizlerle de paylaşırım. İşe yarıyor mu, açıyor mu rengini falan diye paylaşırım. Hafif bir peeling etkisi bırakıyor yüzde. O yüzden bunu devamlı olarak kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü bende de birkaç sivilce izi var. Hele ki şuralarda falan. Çok canımı sıkıyor. Arada koluma bakarsanız bunlar normal sivilce değil. Bunlar da hastalığımdan dolayı çıkan, cilt hastalığımdan dolayı çıkan sivilceler. Orayı takmayın lütfen. Her yerim şu an sivilceli. Resmen böyle zebra gibi oldum. Bir de böyle kolumdaki gibi küçük de değil. Kocaman kocaman. İnanılmaz. Her neyse bunu da aldım. Bu kutuyu boşalttık. Sıra geldi buna. Bu tekrardan Flaconi'den.
atalım şöyle. Ve içerisinden bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? İçerisinden bir adet şampuan çıkıyor. Bu Kerastase'nin şampuanı. Biliyorsunuz bu marka bayılıyorum. Tüm şampuanlarım şu an bu markadan. Çünkü çok seviyorum. Uzun bir zamandır da kullanıyorum bu markayı ve hiçbir kötü tarafının yanını görmedim. Aksine saçlarım daha da iyi oldu diyebilirim. Evet, pahalı şampuan için gerçekten çok pahalı. Sizleri anlıyorum, isyan edeceksiniz ama ilk baştan da söylediğim gibi bir şey alıyorsam gerçekten iyi olmasını istiyorum. O yüzden parası çok da umurumda değil. Ha, şey demiyorum, sadece pahalı ürünler iyidir demiyorum. Uygun fiyatlı ürünler de gayet hoşlar ve aralarında çok başarılı ürünler var. Farkındayım. Şimdi şuna gelecek olursam. Bu arkadaşlar Kerastase'in Curl Manifesto isimli şampuanı. Bunu niye aldım? Çünkü videonun başında da söylediğim gibi saçlarımı artık doğal haline bırakmak istiyorum. Ve bunun için de kıvırcık saçlar için de bir şampuan arayışındaydım. O yüzden bunu aldım. Uzun lafın kısası. Lafa neden bu kadar çok uzun bir şey anlatacakmışım gibi başladım bilmiyorum ama evet, bunu aldım. Kıvırcık saçlar için çok iyiymiş. Kıvırcıkları daha da böyle belirgin hale getiriyormuş. Ve aynı zamanda saçlara da bir parlaklık veriyormuş. Sonrasından... Kargom ne zaman gelecek diye cama yapışmıştım. İyi ki buradasın. Seni çok seviyorum. Umarım beni çok çabuk terk etmezsin. Umarım çok çabuk bitmezsin. Hep yanımda kal, olur mu? Çünkü çok pahalıydı. Her neyse, Kerastase'in saç bakım yağını aldım. Bu hem ısıya karşı bir saç bakım yağı, hem saçları daha canlı, daha fresh, daha parlak gösteriyor. Hemen sizlere göstereyim. Bu arada uzun zamandır saç bakım yağı kullanmıyordum. Aldığım saç bakım yağları da genelde Garnier'in saç bakım yağları falandı. Yani ilk defa bu kadar pahalı olan bir saç bakım yağı alıyorum. O da Kerastase. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzelsin. Ambalajına zaten bayıldım. Böyle gold falan, sarı gold. Çok hoş. Hatta şöyle bir deneyelim seni. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Çok güzel kokuyor. Ve saçları yumuşacık yapıyor. O yüzden alın mutlaka. Çok güzel. Evet, devam edelim. Bilmiyorum ama ben ambalaj çöpe atmayı çok fazla sevmiyorum. Çünkü ambalajları da çok hoşuma gidiyor gelen ürünlerin. O yüzden kıyamıyorum. Burada tekrardan Labibel'in testleri var. Kuponlar var, indirim kodları ve tekrardan Schwarzkopf'dan bu arada bir saç maskesi. Bunları kullanmam diye düşünüyorum ama bilmiyorum ya, denerim belki. Gerçi bu boyanmış saçlar için bunu kullanamam. H&M'den neler aldım? Bunlara da hep birlikte göz atalım. Böyle bir şey aldım. Çok ucuza aldım. 20 Euro'dan 6 Euro'ya düşmüştü arkadaşlar. İndirimdeydi şansıma. Biliyorsunuz ben genelde bir şeyleri aldıktan sonra indirime giriyor. Bu da çok canımı sıkıyor. Bu nedir diye sorarsanız, bu bir laptop çantası. Hoşuma giden şey şu aslında. Hem burada böyle bir şey var, fermuarı var. Neden açılmıyor? Aa. Şöyle bakın, nazarım değdi. Asla açılmıyor şu an. Bu bunun arasına sıkıştı fermuarın. Başardım. Nerede kalmıştık? Fermuarı var. Omzunuzda taşımak için böyle bir şeyi var. Aa, ne deniliyor ya? Bu var işte, omzunuzda da takıyorsunuz. Gayet güzel. Farklı renkleri de vardı. Beyaz, pembe, siyah vardı. Ben beyaz beş, yani krem rengi olanını aldım. Çok güzel. Ve yumuşacık. Sonra H&M'den kendime takı aldım. Biliyorsunuz ben takı almayı çok severim. Ve aldığım zaman da genelde H&M'den alırım takılarımı. Günden güne daha da fazlalaşıyorlar. Neyse. Moral bozmak yok. Böyle küpe aldım. Biliyorsunuz bu küpelerin hastasıyım ben. Şu alt sıraya bayıldım zaten. Bu da indirimdeydi. Sanırım 15 Euro'dan ya da
Ya emin değilim, fiyatları çok fazla aklımda tutamıyorum ama 8 euroya düşmüştü. İndirimden kaptım bunu da. Hatta şöyle yakından göstereyim. Bakın çok hoş değil mi? Ve son olarak da yüzük aldım. Bunlar da böyle. Bendeki büyüklük extra small small. Yani parmağınız benim kadarsa kalınlığı bu büyüklükte alabilirsiniz. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu ürünler sizde var mı? Siz bu ürünlerden memnun musunuz? Yorumlarda buluşalım isterseniz. Çünkü bu ürünlerin hiçbirisini bilmiyorum. Daha önceden hiç kullanmadım. Artık ben de böyle bakım ürünlerine merak sarmaya başladım ve bir bakım, cilt bakım rutinine başlamak istiyorum. Hazırlamak istiyorum kendimi. O yüzden bu konularda biraz cahilim diyebilirim. Gerçekten öyle. Yani makyaj konularında değil de daha çok böyle bakım, cilt bakımı ürünlerinde bir cahilliğim var. İtiraf ediyorum. Önceki videolarda da itiraf etmiştim zaten. Ne izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bol bol dua edin lütfen bana. Güzel dileklerinize, güzel dualarınıza ihtiyacım var. Şu an vücudumda ne oluyor bilmiyorum ve beni hani üzüyor bu durum açıkçası. Çünkü birdenbire böyle vücudumun kaşınması, bu kadar sivilcenin çıkması bilmiyorum. Hiç alışık değilim. Yani Allah daha büyük dert, keder vermesin. Hep söylüyorum, şükürler olsun dünüme, bugünüme, yarınıma ama çok sıkıcı bir durumdan geçtiğimi de itiraf etmeliyim. Like atıp, abone olup, videoyu beğenip, yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirmiş olun veya geçirin. Hoşçakalın.